Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı sizler de her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise yine tığ işi çok güzel bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz ve çeşitli örgülerinizde bu modeli kullanırsınız. Özellikle yazlık örgülerinizde çok yakışacaktır bu model. Yelek, bluz, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Ayrıca örgü çanta yapımında da bu modeli kullanabilirsiniz. Şal, atkı yapımında kullanabilirsiniz. Çok yakışacak bir modeldir. Modelimiz çok da çabuk ilerleyen bir model. Örmesi de bir o kadar zevkli. Bakın böyle bal peteği desenli örgü modeli yapımı Modelimiz dokuzun katları artı iki zincir ya da iki trabzan fazla çekerek bu şekilde kuruyoruz. Dokuzun katları artı iki zincir ya da trabzan fazla çekiyoruz ve modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Ben modelimizi 38 trabzan üzerine kurdum. Yani 9'un katı 36 artı 2 trabzan fazla 38 trabzan üzerine kurdum. Bu şekilde ölçümlerinizi ayarlayabilirsiniz. Yapacağınız örgü çeşidine göre tığ olarak bir numara 1.9 mm tığ kullandım. Sizler yapacağınız örgü çeşidine göre ipinizi ve tığınızı tercih edebilirsiniz. Şimdi modelimizi şöyle kenara alalım. Evet modelimizi Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Bu sefer sarı bir renk kullandım ben. Tığımı aldım ve zincirlerimi çekiyorum. 1 2 3 4 Bu sıramızda zincirlerimizi böyle gevşek çekelim. Sıkı olmasınlar. Bu şekilde toplam 38 tane zincir çekelim. 38 adet zincirimi çektim. Sonrasında 1, 2, 3 zincir daha çektim. Bu zincir bizim ilk trabzanımız olacak. Tığımın üzerine aldım. Bakın dördüncü zincirime battım. Ve 2 tane trabzan yapmış oldum. Tekrardan sırasıyla batarak ilerliyorum. Tığımın üzerine aldım. Zincirime battım ikili trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine aldığım zincirime battım. ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde 38 adet ikili trabzan yapalım. 38 adet bakın trabzanımı yaptım. Şimdi modelin ilk kurulumuna başlıyorum ilk sırada. 3 zincir çektim ve geriye döndüm. Bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Kenarda Zincirimizle birlikte 2 iki tane ikili trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3. 3 adet zincirimi çektim. Sonrasında sayıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzanın tepesine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. 1 trabzan atlayıp bir sonrakine sık iğne olarak battım. Bakın böyle yuvalar oluşturuyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 1, 2, 3. 3 trabzanın tepesine atarak ikili trabzan yaptım. Bakın böyle 3 tane yuva oluşturmuş oldum. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan oluşturdum. 1 2 3 3 zincir çektim. Tığımın üzerine almıyorum. 1 2 3 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak battım. 1 2 3 3 zincir çektim. Bir trabzan atlayıp bir sonrakinin tepesine sık iğne olarak battım. 2 adet yuva oluşturdum. 1 2 3 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 1 2 3 üçüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım bir sonraki trabzanın tepesine battım ikili trabzan yaptım bakın böyle modelimiz ilerliyor tekrardan 3 zincir çektim 1 2 3 üçüncü trabzanın tepesine sık iğne olarak battım 1 2 3 zincir çektim bir trabzan atlayıp bir sonrakinin tepesine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1 2 3 üçüncü trabzanın tepesine sık iğne olarak battım 1 2 3 3 zincir çektim bir trabzan atlayıp bir sonrakinin tepesine battım yine 3 zincir çektim 1 2 3 üçüncü trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım sonuncu trabzanın tepesine de ikili trabzanımı yaptım. Şöyle modelin ilk kurulum sırası bakın bu şekilde olacak. Şimdi 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz. 1, 2, 3 bir üst sıraya geçtim tığımın üzerine aldım ikili trabzanın tepesine ikili trabzanımı yaptım sonrasında şuradaki yuvamızın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum bakın ikili trabzanlarım dört adet oldular 1 2 3 zincir çektim şuraya tam orta yuvanın içine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine şu son yuvanın içine girdim. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında ikili trabzanların tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle. 1 2 3 ilk sırada 3 yuvamız vardı ikinci sırada 1 2 2 yuvaya düşürdük tekrar devam ediyoruz tığımın üzerine aldım ilk yuvanın içine iki tane ikili trabzan batıyorum böyle 3 zincir çekiyorum tam ortadaki yuvanın içine iğne olarak battım ve bir yuva oluşturdum. Yine 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki yuvanın içine battım. ikili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar battım. ikili trabzan yaptım. Bakın yine 1-2 yuvaya düşürmüş olduk bir üst sırada. İki tane ikili trabzandan sonra ortadaki iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın onları yaptım. Sonra yine ilk yuvanın içine girdim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Ortadaki yuvanın içine battım. Sık iğne olarak ve bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine aldım en son yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum iki tane bakın böyle sonra ortada giden ikili trabzanlarımın tepelerine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum İlk yuvanın içine girdim. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Ortadaki yuvanın içine sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Yine en son yuvanın içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. En son ki 2 tane kenar trabzanımı yapıyorum. Ve modelin bu sırasını da tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincir çekerek. Trabzanların tepelerine trabzanlarımı yapıyorum. İlk yuvanın içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın böyle İkili tırabzanlarımı altıya çıkarttım kenardaki bir zincir çekiyorum ve ikinci yuvanın içine batıyorum iki tane ikili trabzan battım bakın böyle ikinci yuvanın içine iki tane ikili trabzan yaptım araya bir yuva yaptım bir zincir çekerek ikili trabzanların tepelerine batarak ilerliyorum ortada giden ikili tırabzanlarımı yapıyorum Bakın. İkili trabzanlarımı yaptım. İlk yuvanın içine girdim. İkili trabzan yapıyorum. Bakın ilk yuvanın içine de ikili trabzan yaptım. İkili trabzanlar ilk sırada ikiydi. Bir üst sırada altı oldu. Bir üst sırada iki, dört, altı, sekiz, on tane oldular. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. İkinci yuvanın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında diğer trabzanlarımı yapacağım. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Evet bakın böyle modelin son hali bu şekilde olacak. Şimdi yine üç zincir çektim ben bir üst sıraya geçtim. Tekrardan yeni bir model kuracağız. İkili trabzanlarımı yapıyorum. En son iki tane ikili trabzanın tepesine batmayacağım. Bakın böyle iki tane ikili trabzanım kaldı. Onların tepesine batmadım. Üç zincir çektim. İki tane ikili trabzanımı attım. Bir zincir çekmiş olduğum yuvanın içine sık iğne olarak battım. Ve bir yuva oluşturdum. Üç zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Bir, iki, iki trabzan atlayıp üçüncüye ikili trabzan yaptım. Ve iki adet yuva oluşturmuş oldum. Tekrardan son iki tane ikili trabzan kalana kadar böyle ikili trabzan yapalım. Yani altı tane yapmış olacağız. Böyle bakın 2 4 6 6 tane ikili trabzan yaptım son iki trabzan kaldı onlara batmıyorum ve 3 zincir çekiyorum İki trabzanı atlayıp ortadaki bir zincirli yuvanın içine sık iğne olarak girdim ve bir yuva oluşturdum. Yine 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldığım 1-2 trabzan atlayıp üçüncünün tepesine battım. Bu sırayı da böyle bu şekilde ilerleyelim. Evet bu sırayı da böyle 2-2 iki, iki yuvalar oluşturarak tamamladık. Şimdi 3 zincir çektim. Bir üst sıraya geçtim. Bir sonraki trabzanın tepesine battım ve kenarda iki tane ikili trabzanım oldu. Sonrasında iki trabzanı, bakın batmadan bıraktım ve 3 zincir çektim. Bakın ilk yuvanın içine sık iğne olarak battım. Ve bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvanın içine sık iğne olarak battım ve ikinci yuvayı buraya oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine alıyorum 1 2 trabzan atlayıp 3. trabzanın tepesine battım ve bir kutucuk yani bir yuva daha oluşturmuş oldum 1 2 3 tane kutucuk oluşturduk bir sonraki trabzanın tepesine battım ikili trabzan yaptım en son yine iki tane ikili trabzanı bıraktım 3 zincir çektim ilk yuvanın içine sık iğne olarak battım yine 3 zincir çektim ikinci yuvanın içine sık iğne olarak battım 1 2 3 zincir çektim 2 trabzan atlayıp üçüncüye ikili trabzan yaptım bir sonrakinin tepesine battım bakın bu sıramızda da böyle üçlü kutucuklar oluşturarak ilerleyeceğiz İkili trabzan sayımız ise ikiye düştü Evet bakın modeli bu şekilde çıkartmış olduk. Şimdi ilk sıranın yine böyle tekrar ederek ilerleyeceğiz. Burada başladığımız şekilde 3 kutucuğumuz var. Şimdi biraz göstereyim ben sizlere. Yine tekrar olduğu için ikili trabzanın tepesine battım. Sonra yuvanın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanların bakın dörde çıkardım. 3 zincir çektim. İkinci yuvanın içine ortadakine sık iğne olarak battım. 1 2 3 zincir çektim. En son yuvanın içine, üçüncünün içine battım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Bakın yuvalarımızı, kutucuklarımızı ikiye düşürdük. Ortadaki 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. İlk yuvanın içine de batarak ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı ortadakileri 6'ya çıkartmış olduk. Bakın. Şimdi şu an şu ikinci sıramızın tekrarını yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde böyle tekrar ederek ilerleyecek. Böyle tamamlanmış hali bakın bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum.